Biliyorsunuz ki Delta varyantı koronavirüste Hindistan'da ortaya çıkan ve gerçekten Hindistan'ı koronavirüs yönünden çok ciddi sağlık problemine sürükleyen bir varyant. Tabii ki Hindistan'dan sonra hepimiz biliyoruz ki İngiltere koronavirüste ciddi başarılı bir mücadele vermişti. Aşılamada çok ileri düzeye gitmişti ve İngiltere'de ölümler hemen hemen sıfırlanmıştı. Fakat son günlerde bakıyoruz ki Delta varyantı İngiltere'deki vakaların %90'ında oluşmakta ve İngiltere'deki vakalar da giderek artmaktadır. Bu demektir ki koronavirüs tehlikesi tüm dünyadan henüz daha geçmemiştir, bitmemiştir. Ülkemizde de böyle bir durum söz konusu olabilir. O nedenle kesinlikle maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymayı asla bırakmamamız gerekir. Rehavete asla kapılmamamız gerekir. Aşılamada yaş oranının 18'e inmesi çok sevindirici ama aşılamayla beraber bu tedbirlerden asla vazgeçmemeliyiz. Tedbirleri kesinlikle ve kesinlikle aksatmadan almalıyız. Çünkü sadece aşılamanın bizi rahatlatacağını düşünmüyorum. Aşılama ancak %70, %80'lere, ikinci doz aşı %70'lere varırsa o zaman koronavirüs vakalarının durabileceğinden söz edebiliriz. Şu anki durum maalesef henüz ona çok uzak. O nedenden dolayı tedbirleri insanlarımızın hiç bırakmamasını temenni ediyoruz. Aynı şekilde aynı hızla da aşılamaya devam diyoruz. Türkovak ismini verdiğimiz Türk aşısı da gerçekten toplumumuz için önemli bir mesafe kat edecektir. Hem bizim ülkemize, hem bizim insanımıza, hem de dünya insanına çok büyük bir yarar sağlayacaktır. Türkovak aşısının Türkiye'de yapılması ve buradan dünyaya verilecek olması hepimiz için bir gurur kaynağı. Artık ülkemizde de böyle inovatif gelişmelerin olacağı hakkında bize de ciddi ipuçları vermektedir. Bütün insanlarımızın, bütün bilim adamlarımızın bu şekilde üretici bir durumda olmasını temenni ediyoruz. 1 Temmuz'dan sonra neredeyse tamamen normalleşmeye dönmek bence hem ekonomik yönden hem de turistik sakıncaları, endişeleri düşünülerek alınmış bir karar. Tabii ki böyle bir karar alınabilir ama bu bizim tedbirleri elden bırakmamızı gerektirmemektedir. Mutlaka 1 Temmuz'dan sonra da tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe, hijyen kuralına mutlaka uyalım ve mutlaka aşılamada daha ısrarcı olalım. Daha çabuk, daha hızlı aşılarımız insanımıza yapılsın.